Sayın seyirciler, Kanal İstanbul'dan çok kanalın çevresinde yapılacağı açıklanan konut projeleri dikkat çekiyor. Bu kez TOKİ, İSKİ'ye ait su havzasına mülkiyet ve imar çalışması olmadan konut projesi ihalesi yapılacağını duyurdu. Su havzasındaki bu alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı da belli değil. Ama dairelerin şekli ve sayısı belli. Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız. TOKİ alelacele bir şovla şey diyorum zaten, her bakanlık kanalla ilgili ben şunu yaptım. Böyle bir çaba içerisinde bakanlıklar, biz de bunu yaptık. Bir kişiye sempatik görünme çabası içerisinde mülkiyet, parselasyon, plan uygulamaları devreye alınmamış, kaldı ki davalar var. TOKİ, İSKİ'nin havzasına konut projesini çizdi. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına göre mülkiyeti almadan ve alanı imara açıp arsa haline getirmeden. Ama ihale duyurusunu da yaptı TOKİ. Kanal İstanbul'la ilgili atılan adımlar yine konut projeleri üzerinden devam ediyor. Görüşmeler var farklı ülkelerle. Onları da yapıyoruz. Ona göre de adım atacağız ama şu güzelliğe bak. Görüyorum ki bayağı hayran oldun ya. Temel diyor ya, habu gördüklerim rüya değilse. Bizi, kentimizi, ülkemizi ve insanlığı bu tür saplantılardan Allah korusun diye her zaman dua ediyorum. Bak, biz projeyi milyonlarca insana soruyoruz. Ya siz İstanbul'a 2 milyon insanı yerleştirmek için acele ediyorsunuz. Ben konut yapacağım orada diye bir hamleyle yola çıkıyorsunuz. TOKİ'nin yapmayı planladığı Kanala 0, Sazlıdere'nin hemen kenarında 6 katlı 485 dairelik konut projesini eleştirdi İmamoğlu. 6 Ekim'de ihaleye çıkacağını duyuran TOKİ'nin konut yapacağı alan İSKİ'nin mülkiyetindeki su havzası. Alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı, imara açılıp açılamayacağı ile ilgili teknik çalışma da yapılmadı. Ama projeyi buna rağmen vitrine çıkardı TOKİ. 2016 öncesi burası mera alanı. Aslında yapılaşma uygun bir alan değil. Hala hazırda İSKİ'nin havza alanı içerisinde kalıyor. Şu an hala havza alanı. Havza alanı içerisinde kalıyor. Peki tabii plandan sonra yeterli hem 18 uygulaması hem parselasyon yapısı hem mülkiyete ilişkin çalışmalar yapılmadı burada. Onun için çok alelacele bir konut projesi ihalesi çıkmış durumda şu anda. Davamızı açacağız. O alanı deşifre edeceğiz. Zaten güzergahın bu havzadan geçmesiyle ilgili davalıklardı. Bir dava daha kapıda. Ekrem İmamoğlu ise hem Kanal İstanbul'un hem de kanaldan çok ortaya çıkan konut projelerinin hayata geçmeyeceği konusunda emin konuştu. Asıl hayata geçmesi gereken projeleri İstanbulluya sorduklarını hatırlatarak. Eksi kredi kullanma hakkının verilmesi talebi vardı. Mesela şöyle bir proje önümüze gelmedi. Yani İstanbulluların aklına kurban olayım. Benim şurada arsam var, buraya 1000 tane konut yapalım ve ben de para kazanayım diye çıldırmış bir projeyi bize sunmuyorlar. Her zaman söylüyorum, siyasi ömürleri de yetmeyecek. Yetmeyecek. Devletin, milletin parasını heba ettirmeyeceğiz. İstanbul'u yok etmelerine fırsat vermeyeceğiz.